Kahvesiz uyanamıyorum ya. Peki kahve içince neden ayılıyorsunuz? Bugünkü rotamız kahve. Kahvenin kahramanı, adını sıkça duyduğumuz kafein. Beyindeki adenozin reseptörlerine oldukça benzeyen kafein harekete geçmemizi sağlıyor ve bize enerji veriyor. Kahve içtiğinizde zihninizi canlandıran bu kafein sizin gününüzü daha güzel geçirmenizi sağlıyor. Sadece bu mu? Tabii ki değil. Devam edelim. Sadece sizi uyanık tutmakla kalmayan kafein hafızanızın da dostu. Beyindeki dopamin ve norepinefrin salınımını artırarak hafızanızı güçlü tutuyor ve öğrenme kabiliyetinizi artırıyor. Yani sınav dönemlerinde kahve içen gençler bu sırrı biliyorlar. Peki en çok kafein içeren kahve türü hangisi dersiniz? Bir espresso fincanında 130-200 gram arasında kafein bulunur. Bu bilgiyle sınavlarınıza hazırlanırken artık hangi kahveyi tüketeceğinizi daha iyi biliyorsunuz. Sakinleştirici özelliğiyle de bilinen serotonin ve norepinefrinin seviyelerini de düzenleyen kahve, gününüzü daha sakin geçirmenizi ve sizin daha motive olmanızı sağlayabilir. Fazlası sinirlilik yapar, aman diyeyim. Peki kahve içtiğinizde kalp atışınızın arttığını hissettiniz mi? Kafein sinir sisteminde uyarıcı bir etkiye sahip. Bu yüzden kalp atış hızınızı arttırabilir. Ama merak etmeyin, eğer dozunu ayarlarsanız herhangi bir kalp problemine yol açmıyor. Ben de bugün 5. kahvemi içiyorum. Bir kalbim çarpsın da heyecan olsun diye. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Sindirim sisteminizdeki kasılmaları artırarak metabolizmanızı da hızlandırır. Kahve dünya genelinde birçok kültürde sosyal bir etkinlik haline de gelmiştir. Arkadaşlar arasında buluşmalar, iş toplantıları, görüşmelerde kahve içmek sosyal ilişkilerimizi artırır ve bize özgüven sağlar. Hatta bazı toplumlarda kahve içmek özel bir ritüel ve törenlerle gerçekleşir. Mesela Orta Doğu'da kahve yapımı ve sunumu misafirlere duyulan saygıyı gösterir. Kısacası kahve insan biyolojisi ve psikolojisi üzerinde etkileyici bir içecek. Ancak fazlasını kaçırmamanız dileğiyle. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere.